Merhaba dostlar. Şimdi geldik katı cisimlerin kapalı ve açık hallerini görmeye kardeşlerim. Karınca yürütme soruları dediğimiz kısımdayız yani daha çok. Karınca yürütmelerde silindirin ve koninin açık hallerini görmemiz gerekecek. O kısmı öğreneceğiz şimdi dostlar. Evet, bakalım. Şimdi ilk etapta bir prizmada, yani böyle bir dikdörtgenler prizması olabilir, küp olabilir, kare prizma olabilir. Bir karıncamız yüzeyler üzerinde hareket ettiğinde bize ne yapmamız gerekiyor, ne düşüyor onu öğreneceğiz dostlarım. Kapa kaçma yöntemi dediğimiz yöntemi yapıyoruz dostlar bunların sorularında. Kapak açma. Nedir öğretmenim kapak açma? Karıncanın hangi yüzeylerde yürüdüyse, bakın burada bir en öndeki şu yüzeyde yürüdü. Şöyle kareyi göstereyim. Bir en öndeki, bir de yandaki şu karenin üstünde yürüdü arkadaşlarım. İşte bu iki kareyi yan yana açacaksınız dostlar. Bakın ben yavaş yavaş bir şu kapağı açıyorum. Yandaki kapağı geriye doğru şöyle açmaya başlamışım. Burada gösteriyorum. Ve yan yana getirip açmışım dostlarım. İşte şu da oluşan şu şekil bizim karıncamızın, burada da karıncamız var, yürüyeceği en kısa yol budur diyoruz dostlar. Şuradaki A köşesinden başlamış, B köşesine gitmek isteyen karıncanın yürüyeceği en kısa yol nedir diye soruyor bize soruda. Sen de bunları doğrusal yaptın. İşte yürüyeceği en kısa yol bu köşegendir dedin. Köşegeni de tabii ki Pisagor'dan artık burayı bileceksin, burayı bileceksin. Pisagor yapıp her türlü gömeceksin kardeşim sorusunu. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum yalnız kardeşler. Burayı iyi dinleyin. Şimdi soruda bize karıncanın yürüdüğü yüzeyleri verdiyse tamam, hangilerini açacağınız belli. Böyle gösterdiyse bununla bunu yürüyecek. Eğer belli değilse ve sana demişse ki A'dan B'ye gideceği en kısa yol nedir diye sormuşsa sen iki şeyi deneyeceksin dostum burada. Birincisi yine bunun aynısını, yani karınca bir öndeki yüzeyle bir de yandaki yüzeyi yürümüş olsun deyip bunları yan yana açacaksın. Buradan bir cevap bulacaksın. Ama bir de karıncamız belki bu yüzeyi, yine öndeki yüzeyi yürüdü, bir de üstteki yüzeyi yürümüş olabilir diyeceksin. Bir de buradan karıncanın yürüdüğü en kısa yolu bulacaksın. Yani şu kapağı, üstteki kapağı geriye açacaksın dostum. Şöyle dikine, yukarıya doğru diktin. Karıncanın yürüyeceği, şurada da göstereyim. Bakın kapak dikine doğru dikilmiş olsun şöyle. Karıncanın yürüyeceği en kısa yol bir de burası olur deyip bir de bunu bulacaksın dostum. Sonra ikisini de bulduktan sonra hangisi daha küçükse yürüyeceği en kısa yol odur diyeceksin. Tekrar söylüyorum. Eğer bize karıncanın yürüdüğü yolu soruda göstermediyse, şöyle bakın ok işaretleriyle gösterir ya da sorunun altında yazar. Karınca şu yüzeyler üzerinden yürümek zorundadır diye söyler. Eğer bunu söylemişse tamam, zaten tek cevap, tek işlem yapacaksın. Direkt yürüdüğü yüzeyleri yan yana açacaksın. Ama demezse ki, böyle yürüdüğü yüzeyleri göstermezse, sen iki seçeneği de denemelisin. Hangisinin daha kısa olduğunu bilmediğin için hem böyle gidebilir hem de üstten gidebilir deyip ikisini de bulduktan sonra hangisi daha kısaysa oradan cevabı işaretleyeceğim dostlarım. Evet, dikdörtgenler, kare ve küp gibi cisimlerde bu şekilde kapak açma yöntemi yapıyoruz dostlarım. Şimdi gelelim silindire. Silindirde ne yapacağız dostlar? Bunu öğreniyoruz. Silindirde de ben şöyle yapıyorum. Şimdi silindiri biliyorsunuz açık şekli bir dikdörtgen. Gördünüz bunu. Dikdörtgenin şöyle tam ortasından da bir çizgi indiriyorum. İki yüzeye bölmüş oldum bunu. Şimdi eğer ki benim karıncam şuradan başladı, buraya geldi. Bu şu demek arkadaşlarım. Bizim karıncamız yarım yüzey yürüdü demektir. Arkaya dönmedi çünkü. Şuradan arkaya dolanıp da arka tarafta bir yay yapmadı arkadaşlar. Şunu yapmadı çünkü karınca. Sadece gördüğüm ön yüzeyde yürüdü. Bak hemen altındakine bakarsan burada arkaya da dolanmış. Arkaya dönmüş. O yüzden bu
Şuradan şurası yarım yüzey, buradan buraya gelmesi de bir yarım yüzey daha. Yani iki yarım yüzey yürümüş bu arkadaşlarım. İki yarım yüzey. Yani kısaca tam yüzey yürümüş demektir. Bak kural şu. Soldaki ana doğrudan sağdaki ana doğrudaki herhangi bir yere gelmesi bir yarım yüzey. Mesela şuna bakın dostlarım. Buradan buraya gelmiş. Yani soldaki kenardan sağdaki kenara gelmiş sadece. Bu bir yarım yüzeydir. Önce bunları belirleyin, tamam mı? Kaç tane yarım yüzey yürüyor, bunları belirleyelim dostlarım. Bak alttakine bak kardeşim. Şimdi buradan buraya gelmiş şuraya bir yarım yüzey. Buradan da buraya gelmiş arkadan dolanıp iki yarım yüzey. Tekrar buradan buraya bir daha gelmiş üç yarım yüzey. O halde burada da üç tane yarım yüzey yürüyecek diyeceksiniz. Bu kaç yarım yüzey yürüdü sorusunun cevabını bulduğun an gerisi kolay. Şimdi açık şeklini çizdin. Ne dedik? Bir yarım yüzey yürüdü hocam. Yarım yüzey şu bak. Tam ortada gitti. Yani sağdaki parçaya hiç kaymadı bu. Peki nereden başladı, nereden bitirdi hocam? Bak soldakinin en altından başlamış, sağdakinin en üstünde bitirmiş. Biz de öyle yaptık. Sol en alt, sağ en üstte bitirdik. İşte karıncanın yürüyeceği en kısa yol bu yoldur dedik dostum. Hemen altındakine bakalım. Bu da neydi? İki yarım yüzey. Bak şurası tam ortadan çizgiyi çizdin ya. Bu yarım yüzeyden de bu yarım yüzeyden de yürüyor. Buradan geçecek dümdüz. Ama nerede başlayıp nerede bitiriyor onu da söyleyelim. Bak en altta başlamış, en altta, en üstteki köşede bitirmiş. En üstte bitirecek işte burada. Çizginiz yani en kısa yolunuz burası oldu dostlarım. Şuna bakalım. Yine yarım yüzeyi anladık çünkü burada başladı, burada bitirdi. Peki en altta başlamış, bakın görün, en altta başlattım ben de köşede. Diğer doğrununsa A'ya B oranında bir noktada bölmüş arkadaşlarım. Bak aynısını burada da gösterdim. A'ya B olacak şekilde işte atıyorum 5'e 3 mesela. Hemen 5'e 3 diye noktanı belirle. Yarım yüzey yürüttük. İşte karıncanın en kısa yolu burası olur. Buna bakalım. 3 yarım yüzeydi. Bak ben silindiri tam açtığımda burası. Burası tam silindir unutmayın. Ama 3 tane yarım yüzey yürüyecek. Bir silindirde 2 yarım yüzey var. Üçüncüyü ben ekstra çizdim arkadaşlarım. Tamam mı? Üçüncü bir yarım yüzey çiziyorsun. En alt dipte başlamış. Ben de en alt dipte bitirdim. En üstte bitirmiş. En üstte de ben bitirdim. İşte karıncanın yürüyeceği yol bu doğrusal yoldur deyip en kısa yolumuz burasıdır dedim dostlar. Şimdi bunun aynısı, tıpatıp aynısı koni için de geçerli kardeşim. Bak konide de böyle yapacaksın. Önce yarım yüzey mi, tam yüzey mi ya da kaç tane yarım yüzey yürüyor bunu belirleyelim. Şimdi bu ana doğrudan sağdaki ana doğruya gelip gitmesi yani buradan buraya gelmesi bir yarım yüzey. O yüzden bu bir yarım yüzey yürüdü. Yarım yüzey. Buna bakalım. Bak soldakinden başladı. Şuraya gelmesi bir yarım yüzey. Buradan da buraya gelmesi ikinci yarım yüzey. Yani bu İki yarım yüzey üstünde hareket ediyor. Yani kısaca bir tam yüzey yürüyecek. Şuna bakalım. Bak burada başladı, burada bitirdi. Gördün mü? Bak bunda başlayıp bunda bitirdi. Yarım yüzey o zaman bu da. Şuna bakalım dostlarım. Bak buradan buraya gelmesi bir yarım. Buradan buraya gelmesi ikinci yarım. Buradan da buraya gelmesi üçüncü yarım. Üç yarım yüzey yürüdü bu da dostlar. Üç tane yarım yüzey yürümüş oldu. Şimdi tamam bir de açık şekillerini gösterelim. Görüyorsunuz koninin açık şekli burada. Şimdi yarım yüzey yürüyecekti. O yüzden tam ortasından şu çizgiyi çizdim. Şuradaki açı, tepe açısı yani kesinlikle ikiye bölünür dostlarım. Bunu da unutmayın. Tam ortasından çizdim. Bakın. Yarım yüzey yürüyecek yani tam ortadaki çizgiye kadar yürüyecek onu da söyleyelim. Peki çizginin neresinde bitirecek hocam? Burayı ana doğruyu A'ya B oranında böldüyse bu çizgiyi de A'ya B oranında bölecek. Peki buna bakalım. Dipte başladı işte ben de dipte başlattım ve tam yüzey yürüyor. Yani koninin açık şeklinin tüm yüzey iki tane yarım yüzeyinde üstünden dümdüz gidecek demektir bu.
Ve bitirdiği yer bakın Anadolu'yu A'ya B oranında bölmüş yine. O zaman yine A'ya B oranında bölen noktada da bitiriyorum. İşte en kısa yolum burasıdır diyorum. Yine buna bakalım. Bakın Anadolu'nun tam dibinde başlamış. Anadolu'nun tam dibinde bitirmiş. Tam dipte başlattım. Tam dipte bitirdim. Yarım yüzey yürüyeceği için buradan bu tarafa geçmiyorsunuz, değil mi dostum? Yani şu gelebilir aklınıza. Acaba bu mu hocam? Diyebilirsiniz, asla değil. Bu tam yüzey olsaydı. Yani şu yüzeye hiç sıçramayacaksın, tamam mı kardeşim? Dipte başlayıp dipte bitirdim. Bu 3 yarım yüzeydi. Konuyu bir açtığımızda 2 yarım yüzey çıkıyor. Yani bir tam yüzey. Üçüncüyü sen ekliyorsun burada. Üçüncü yarım yüzeyi ekstradan ben ekledim dostlarım. Ve bakın dipte başladı, dipte bitirdi. Yani şu daire ile ana doğrunun kesiştiği yerden başladı. O yüzden dipten. Ve bitirdiği yer de dip. İşte burasıdır dostum. Karıncanın yürüyeceği en kısa yol. Bir de bu karınca yürütme sorularında yani koninin açık şeklinde unutmayın dostlar. Şu formül vardır. R bölü L alfa bölü 360. Tamam mı kardeşim? Alfa neresiydi? Şuranın tamamıdır. Tepe açısı alfa. Şurası alfa. Şurası alfa. Şuraya kadar olan kısım alfa. Yani bu alfa bölü 2, alfa bölü 2, alfa bölü 2. Unutmayın bunları da, tamam mı? Şu formülü her koninin açık şekli sorusunda kullanacağız demiştik. L dediğimiz neydi? Şuradaki ana doğru da L. R dediğimizde tabanın yarıçapı. Evet. Dostlarım. Ben burada bir video hazırladım. Konilerin açık şeklini, kapalı şeklini gösteriyor ama tabii şu anda bunu izletebilir miyiz ya? İzletiriz herhalde ya. Siz de bir görün arkadaşlarım. Niye olmasın ki? Dur bakayım. Hemen şuradan şunu bir açalım. Bakalım yapabileceğiz mi dostlar? Bir deneyeyim. Bunları PowerPoint'te hazırlamıştım. Aha burada. Bakalım olacak mı? Yapabileceğiz mi? Quick tam kullanılmıyor. Niye lan? Yapamıyoruz. Niye olmadı arkadaşlarım? Bilmiyorum. Burada açık şekliyle ilgili bir video bulmuştum internetten. Hocalarım güzelce hazırlamışlar. Ama yapamadım arkadaşlarım. Çalıştıramadım. Niye olduğunu ben de bilmiyorum şu anda. Şöyle bir şey yapayım. Bakayım yapabilecek miyim daha doğrusu. Şöyle masa üstüne gelelim. Evet, geometri dersi diyelim. Konu anlatım sunumu. Yok ya, bulamadık arkadaşlarım. Tamam, yapacak bir şey yok. Bunun açık şekli yok tabii ki dostlar. Tamam. Bir sonraki PDF'ye geçelim. Artık sorularla öğrenmeye geçiyoruz dostlarım. Çok güzel sorular hazırladım bu arada kardeşler. Katı cisimlerle ilgili galiba bir 70-80 tane soru hazırladım diye hatırlıyorum. Bir 3-4 videoda anca çekeceğiz yani o soruları. Lütfen hepsini tek tek iyice dinleyin, öğrenin. Çünkü inanın bana bunların benzerleri çıkacak dostlar. Hani hiç öyle kitaplarda hani böyle ilk baştaki sorular kolaydır, böyle basit basit sorular sorarlar da herkes yapar ve ben de çok iyi yapıyorum zannedersin ya, öyle sorular hiç hazırlamadım dostlarım. Direkt sınavda çıkma potansiyeli olan sorularla başlayacağız mevzuya. Lütfen iyi dinleyin, güzel öğrenin, tamam mı kardeşlerim? Şimdi burada da sona bırakıyorum, burada da bırakıyorum. Bir sonraki videoyla soruları çözmeye başlayacağız inşallah dostum. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.